Sayın Milletvekili, Büyükşehir Belediye Başkanım, Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanım, aramızda birçok tabii ki sivil toplum kuruluşu başkanı var, meclis üyelerimiz var, muhtarlarımız var, kent konseyinin değerli çalışma grupları var. Belediye olarak Mezitli'de her noktaya dokunmaya çalışıyoruz. Nereye giderseniz gidin, hangi mahalleye giderseniz gidin, bir noktada birçok aktiviteyi birlikte görebilirsiniz. İşte burada Mezitli Kent Konseyi Engelli Meclisimizin yönetiminde tüm Mersin'deki engelli derneklerine hitap eden bir mekan oluşturduk. Girişte oluşturduğumuz yerde de tüm engelli derneklerin logosu var. Burası hem engelli derneklerine hizmet verecek hem de bölge halkına hizmet verecek. Zaten ilki olarak her yaptığımız iş mutlaka halkla beraber olsun istiyoruz. Halkla iç içe olsun diyoruz. Burada vatandaşlarımızla beraber engelli arkadaşlarımız oturacak, sohbet edecek, çaylarını içecekler. Engelli arkadaşlarımıza üretim alanları tesis ettik. Burada sebze üretiminde bulunacaklar. Bohçe sahası yaptık, spor sahası yapacaklar. Hemen sağ tarafımızda belediyemizin okçuluk tesisleri var. Uzun yıllardır devam ediyor, 6-7 yıldır. Gençlerimiz orada ok çalışması yapmakta. Karşı taraftaki boş alanda bizim için önemli. Bunun gibi muhtelif yerler var kent içerisinde. Ortalama 5-6 dekar dönüm büyüklüğünde. Burası da yine bir şahsa ait ve imarlı yer orası. Kent tarımı denilen olguyu Mezitli'de farklı şekilde yapıyoruz. Bu Mezitli'nin özelliğinden kaynaklanıyor biraz da. Belli şahıslara ait büyük arsalar bulunabilmekte kent içerisinde. Bunlardan müsaade alarak inşaat yapılıncaya kadar kadın kooperatifimiz sebze üretimi yapsın dedik. Ve müsaade ettiler. Eskiden burası her gün temizlenen bir çöp alanıydı. Kadın kooperatifimiz sayesinde temizlendi. Orada şu anda patlıcan, ıspanak, domates, salatalık aklınıza ne gelirse üretim yapıyor. Bunun gibi birçok yerde var. Ve farklı tarafı bir de üretim yapılan yerde satış yapıyoruz. Kadınlarımız orada topraktan söküp marulu tüketiciye ulaştırmakta, turbu söküp satmakta, daha taze, daha organik ürünler yapılmakta. Yani bu kırılgan gruplara özel önem veriyoruz tabii ki. Bu dezavantajlı grup dediğimiz çok sayıda engelli derneği. Gönül ister ki hepsine tabii ki yer verilsin ama bu mümkün değil tabii ki. Olası değil yani bütün derneklere yer vermek. Büyükşehir Başkanımız da burada. Kendilerine de tüm Mersin'den her gün yığınla yer talebi geldiğini ben çok iyi biliyorum, tahmin ediyorum. Bu mümkün değil ama olabildiğince işte destekliyoruz belediyeler olarak. Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere Yenişehir'i, Tarsus'u gerçekten sosyal projelerde oldukça başarılı hizmetler veriyoruz hep beraber. Pandemi döneminde çok başarılı olduk. Ramazan ayında yine önümüzdeki günlerde her türlü yoksullara karşı gıda yardımında bulunacağız. Down sendromlular için güzel çalışmalar yaptık. Daha dün gece bir ulusal ajanstan o konuda bir ödül aldık. Yeni bir çalışmamız var otizmli çocuklar için. O konuda kısa bir film hazırladık. Tüm dünyaya duyuracağız. Ben bundan eminim. Tüm yarışmalara katılacağız. Onlara tesisler yapacağız. Otizmlerin duyarlılığında o farkındalığı da arttıracağız. Diğer engelli gruplara da tabii ki elimizden geldiğince zaman zaman yapıyoruz. İşitme engelliler olsun, görme engelliler olsun her gruba. Artık belediyecilik değişti. Dünyada değişti, Türkiye'de değişti. Değişmesi gerekiyor. Artık asfalt, yol, spor alanı, park gibi hizmetlerin ötesinde insanların yüreklerine, beyinlerine dokunmamız gerekiyor. Fakat bunu tek başına yapmamız mümkün değil. Devlet tarafından destek yok belediyelere. Öyle olunca o zaman bize düşen görev burada belediyeler olarak sivil toplum kuruluşlarıyla, vatandaşlarla birlikte entegre olup bir sinerji yaratmamız gerekiyor. Hep beraber tabii kent bütününde Büyükşehir Başkanlığı'nın koordinasyonunda, onun öncülüğünde
güzel şeyler yapmak istiyoruz. Dün Büyükşehir Meclisimiz vardı. Orada da farklı siyasi partiler dahi belediyemizin yapmış olduğu sosyal projelere hakkını verdiler. Kimse orada herhangi bir söz söyleyemedi. Gerçekten başarılıyız bu konuda. Biz çağa ayak uyduruyoruz. Yepyeni bir belediyecilik modeli ortaya koyuyoruz. İstanbul'da var bu, Ankara'da var, Antalya'da, İzmir'de. Tüm Türkiye bunu görüyor. Biz de burada Mezitli Belediyesi olarak bu konulara çok önem veriyoruz. Kadınlarımıza önem veriyoruz, çocuklarımıza önem veriyoruz, engellilere önem veriyoruz, hayvan haklarına önem veriyoruz. Bu tür konular bence asfalt yapmaktan, yol yapmaktan çok daha önemli diye düşünüyorum. İnsanlarla hep beraber olacağız, daha yakın olacağız. Sizler bize güvendikçe çok daha başarılı hizmetler yapacağız. Bugün buraya katıldığınız için tümünüze teşekkür ediyorum. Burada da güzel zamanlar geçireceğiz. İnanıyorum üretici olacaksınız. Sadece buraya gelip boş boş oturmayacağız tabii ki. Ve bu düşüncelerle hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun. Sayın Belediye Başkanımızı, Sayın Kent Konseyi Başkanımızı, bunlar önemli, değerli çalışmalar. Ama Türkiye'de de çok sayıda sorunsal alanlardan biri olan bu özel yurttaşlarımızın, ki nüfusumuzun her ne kadar kayıtlar doğru o anlamda da çok emin değilim ama yaklaşık %10'u, bu çok önemli. Yani Mersin nüfusunun da baktığınız zaman Türkiye'ye oranıyla aşağı yukarı eşdeğer. Yeterli derecede bir Avrupa standardında ya da kalkınmış ülkeler seviyesinde etkin, sürdürülebilir politikalar uygulandığını söyleyemeyiz. El yordamıyla çala kalem günü kurtarmak için yapılan bazı çalışmalar oluyor. Yine güzel bir şey söyledi Sayın Başkan. Etkin sonuç alabilmesi için bu kesimdeki yurttaşlarımızın, özel yurttaşlarımızın, biz yöneticilerin onlarla beraber bir ortaklaşma içerisinde olmamız lazım. Ama bunu yaparken de, şimdi dedi ki Sayın Başkan, çok sayıda engelli derneği var. Her birinin farklı talepleri oluyor. Bir süre önce Sayın Daire Başkanımızın organizasyonluğuyla bölgedeki bütün dernek başkanlarıyla bir toplantı yaptık. Pandemi sıkıntısına rağmen gerçekten çok sayıda, aynı alanda çok sayıda dernekler olduğunu görüyoruz. Bir kere buna da bir düzen getirilmesi lazım. Neden? Bir konu üzerine giderken daha efektif, daha etkin olabilmek için, daha sonuç alabilmek için güçleri çok dağıtıp ve o alanda da ikinci bir sorunu yaratmaktansa bir arada olmanın ve tek ses olmanın daha faydalı olacağını düşünüyorum. Yani çok sayıda engelli derneğinin bu yurttaşlarımıza çok faydası olacağını düşünmüyorum. Daha anlaşılır bir rakamda ya da en azından ihtiyaç dahilinde bölgelerde, bu kentler ya da şehirler, büyük şehirler, her bölgenin kendi ihtiyacına göre, özel insanlarımızın sayısına göre daha etkin sonuç alabilecek çalışmalar yapacak kurumları desteklemenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü bizim kıt kaynaklarla çok önemli işler yapma gayreti içerisinde olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Çok teşekkür ediyorum burada emeğe geçen herkese. Çok daha güzel işler olacaktır. Hem Mezitli Belediye'miz, hem diğer ilçe belediyelerimiz, büyükşehir belediyelerimiz, tüm Türkiye sathında bu alanda çok değerli, güzel çalışmalar yapacaktır diyorum. Hayırlı olsun diyorum tekrar. Mersin'i yeniden Akdeniz'in incisi haline getiren değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, Mezitli'de tüm Türkiye'ye sosyal belediyecilik dersi veren değerli Mezitli Belediye Başkanım, Esnaf Odaları ve Sanatkarları Birliği Başkanım, Kent Konseyi Başkanım, Meclis Üyelerimiz, sivil toplum örgütlerinin başkanları, muhtarlarım ve en önemlisi
sevgili Mesire hemşerilerim, her birinizi ayrı ayrı sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Böyle güzel bir günde Mezitli'de birbirinden daha çok çalışan iki belediye başkanımızla birlikte olmak, burada olmak çok güzel. Büyükşehir Belediye'miz sadece yol, asfalt yapmıyor. Kırçiçeği projesiyle, kreşlerle ve sosyal yardımlarla Türkiye'de bir büyükşehir belediyesinin nasıl olabileceğini gösteriyor. Değerli Mezitli Belediye'miz geçen dönemde kadınlara, Down sendromlara, bu dönem çocuklara, otizme çok büyük yardımlar ve destekler yapıyor. Ve sosyal belediyecilik Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mezitli ile tüm Türkiye'ye örnek oluyor. Benim burada söyleyebileceğim böyle bir tesis için öncelikle teşekkür etmek Kent Komisyonumuza ve Mezitli Belediye'mize ve ardından bu kadar başarılı, bu kadar çalışkan iki belediye başkanına sahip olduğum için bir Mersinli olarak gurur duyduğumu söylemekten ibaret çok güzel konuşmalar yapıldı. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı selamlıyorum. Strangers in the night, up to the moment when we set our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away, and ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Love was just a glance away, a warm embracing dance away. Evet, kentimize hayırlı uğurlu olması dileğiyle başkanımıza, gelen davetlilerimize ve bağışçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Aşk mesafede. Sen de. Aşk mesafede. 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 Aşk
Vai, 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 vai